Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 500 metrekare arsa içerisinde 4+1 ayrı mutfakla. Gerçekten şık bir villa izleyeceksiniz. Havuzumuz dolu, bahçemiz yeşillikler içinde, kamelyamız yapılmış. Kamelyanın hemen altında da kapalı park alanımız var. Peki fiyatı nedir? 7 milyon 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa arkadaşlar burası. Geçenlerde bir villa daha tanıtmıştım aynı fiyata. Aynı firmanın yaptığı için renkler de aynı. Aslında tamamen birebir aynı sayılabilir. Sadece birkaç farklılık var. Onlara bakacağız. Evin tabii ki yapısı tamamen farklı ama kullanılan malzemeler, kullanılan ürünler birebir aynı gibi. Çok güzel bir havuzumuz var. Gerçekten şık bir havuz. Havuza oradan merdivenle inebiliyorsunuz. O da çok önemli bir detay. Eğer yürümekte zorluk çekiyorsanız böyle merdiven her zaman işe yarar bir merdiven olacaktır. Eğimli'de bir havuz var. Burası biraz daha derin. Çok geniş bir havuz arkadaşlar. Diğerlerinden çok daha farklı bir havuz. Bir de kamelya yapılmış buraya. Kamelyaya bir bakalım değil mi? Kamelya çok güzel yere yapılmış. Böyle yukarıya çıkıyorsunuz iki basamakla. Sabit bir barbekü bırakılmış. Ben karşıyım ama yapıyorlar. Bence sabit yapılmaması lazım. Mesela burada manzarayı kapatmış oluyor. Değil mi? Böyle oturduğunuzda karşıyı göremiyorsunuz. Mesela buraya oturduğumda evi görmüş olmuyorum. Tamam aşağı tarafa bakabiliyorum ama isterim ki evi de izlemek isterim. En azından orada bir çocuğunuz, torununuz ya da arkadaşlarınız havuzda yüzerken sizle de sohbet edebilsin. Araya bir şey girmesin isterdim. Tabii bunu da kaldırabilirler. Değil mi? Çok da zor değil aslında. Bu kalkar buraya bir güzel bir tekerlekli böyle barbekü de gelebilir arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Peyzaj çalışması çok şık. Evin içine bakalım. Ev güzel. Şu bahçe alanını tekrar bir gösterir misin? Mükemmel bir bahçe alanımız var. Ağaçlar çok şık duruyor. Peyzajı çok güzel. Aydınlatması çok güzel. Bahçe duvarlarının üzeri çimçitle tamamen kapatılarak izole hale getirilmiş. Ön tarafta da harika bir modern bir görüntü verilmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Alt katta taş kaplama var. Siyah renkte bir taş kullanılmış. Sadece bu ön taraf ve bazı yerlerde görebiliyorsunuz. Evin tamamını da görmüyorsunuz. O da güzel. Renk uyumu sağlanmış bir şekilde. Bunun üst tarafı belki kapatılabilir. Böyle bir bahçe yapılabilir değil mi? Harika olacaktır. Orada bir salıncağımız var. Şuradan bir bulunduğum kısımdan gösterirsen hemen arkasından evin içine geçelim. Evin içine bakalım. Çünkü bahçe çok güzel. Yer çok güzel. Bir de arka bahçeye bakacağız. Orayı da görmüş olalım. 7 milyon 850 bin TL arkadaşlar. Artık fiyatlar bu yönde şekillenmeye başladı. Tabii ki bunun farklı farklı nedenleri var. Maliyetler var, arsa fiyatları var, kar oranları var. Şimdi bunların hepsini konuşabiliriz, tartışırız. Sadece tartışmakla kalırız. Bizim konuştuğumuzda fiyatları düşürme gibi bir yetkimiz yok. Ama emin olun her gün fiyatlar değişiyor. Daha ileride daha farklı fiyatlar görebilirsiniz. Daha artan fiyatlar görebilirsiniz. Burada bir depomuz var. Burada da bir merdiven var. Arkadaki yola çıkıyor. İki tarafı da yol bu. Arsanın tam ortasında da evi yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Burada da taş kaplamalar var. Girişimiz bu şekilde. Üstte bir saçak oluşturulmuş. İstenirse tamamen böyle giriş vestiyeri yapılabilir ama içeride de zaten bir vestiyerimiz var. Şimdi seni böyle alacağım. Buraya kadar bir köşeye kadar alayım. En azından her yeri bir kere de göstermiş olalım. Karanlık çıkmasın. Girdik. Kapının arka tarafında çok şık bir vestiyerimiz var. Yukarıda da dolaplar var. Böyle ayakkabılıklarınızı ya da kullanmadığınız eşyalarınızı yukarıya depolayabileceğiniz bir alan var. Gayet güzel. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Merdivenin altı da şık bir şekilde ister çamaşır makinesi, isterseniz de böyle depo alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Onun da yanında audio marka akıllı ev sistemimiz var arkadaşlar. Bununla panjurları açıp kapatabiliyorsunuz. Gayet güzel bir giriş olmuş. Tabi girişte bir banyo lavabomuz var. Güzel bir banyo lavabo. Bak aşağıda led bırakılmış. O dolabın alt tarafına çok güzel olmuş. Burada Tesca'nın ürünleri, Vitra'nın ürünleri kullanılmış. Biz görüştük aslında müteahhit firmayla. Bunları da saracaklardı bugün. Yeni takıldığı için yapmamışlar. Onlar da tamamen sarılacak. Bizim istediğimiz gibi olacak. Çok şık bir L koridor ve koridorun sonunda salonumuz var. Tam karşısında mutfağımız. Arka tarafta da oda var arkadaşlar. Biz mutfaktan devam edelim. Çok güzel bir mutfağımız var. Çok ferah bir mutfak. Yönder Koleji'nin, şimdiki Sınav Koleji'nin alt tarafındayız. Burayı ölçeceğim. Burayı ölçeceğim. Ve metrekaresini söyleyeceğim. Toplamda
16 metrekarelik dolaplardan itibaren kullanabileceğiniz bir metrekare alanımız var. 60'a 120 yine seramiğimiz. Tavanda da gördüğünüz gibi spot ve bir avizemiz var arkadaşlar. Güzel de olmuş. Şimdi akıllı sistemin yanında tabii ki yangın sensörü de geliyor. Bunlar bir sistem olarak takılıyor. Çok daha güzel duruyor. Ankastre set buraya bırakılmış. Güzel olmuş. Elektrikli bir ankastre setimiz var. Ama ben tüplüyü tercih ederim. Yani doğalgaz olmadığı için elektrik gittiğinde kullanımı biraz zor olabiliyor bunların. Yazlık bölgelerde de zaman zaman kesintiler oluyor. Ama öyle çok büyük bir kesinti ben görmedim. 12 yıldır buradayım. Güzel bir lavabo seçimi olmuş. Musluk da harika, estetik duruyor. Burada da zaten mikrodalga ve fırın yerimiz var. Ayrıca mikrodalgayı da getirecekler. Öyle söylediler. Gayet güzel. Tavana kadar yükselmiş olması da güzel değil mi? Değil mi? Üst taraf tamamen kapalı. Tabii bir merdiven gerekli ama orası içinde. Odamız var burada. Odaya da bakalım. Çalışma odası ya da böyle bir yaşlı demeyelim de yürümekte zorluk çekiyor diyelim. Kimseyi küstürmeyelim. 10 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Çok şık bir avize olmuş. Bence bu avizenin yeri kesinlikle salona biraz daha büyüğü. Böyle gerçekten harika bir avize seçimi olmuş. Kapılar lake. Bunları söylememe gerek yok. Çok güzel geçişler bırakılmış duvarlarda. Artı böyle de şekiller verilmiş çıtalarla. Beyaza da boyanmış. Bunlar harika duruyor. Evet, çok şık duruyor. Tavan yüksekliği de çok güzel. Ve salon. Çift kanatlı bir kapıdan giriyorsunuz. O kadar güzel olmuş ki salonun boyutu devasa. Gerçekten dev gibi bir salonunuz var. Ölçeceğim şimdi, metrekareyi tahmin edin siz ben ölçene kadar. Eğer metrekareye yakınsanız ya da tutturursanız yazın altta da. Toplamda 38 metrekare. Kaç diyecektin? 28 mi? Abartma, 28 metrekare buradan itibaren. 38 mi? 37.53 metrekarelik bir alan var. Şöyle de göstereyim hatta. Değil mi? Böyle dokunmatik zannediyorum. Her şeye basıyoruz artık. 38 metrekarelik kocaman bir salonumuz var. Harika bir avize yapılmış. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Gayet güzel. Televizyon ünitesi de çok şık, sade olmuş. Evin renklerine uygun. Duvarda antrasitin açığı biraz daha maviye yakın. Burada antrasit, altta da duvarlara yakın bir renk kullanmış. Şimdi yeri gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim videoları izleyip başka şehirlerde ev yaptıran insanlar var. Bugün Sinop'tan aradılar beni. İşte Sinop'ta bizim bir videoyu izleyip o şekilde ev yaptırıyorlar. Ama iç boyasının kodunu bilmiyorlar. Bunun için aradılar. Mesela bunu başta arasanız biz söyleriz mesela. Ya da siz videoyu izler izlemez beğendiyseniz arayın. Biz onların bilgilerini alalım. Böyle bir anda bulamıyoruz mesela. Müteahhit firmaya ulaşamadık. O renk kodunu alamadık. Farklı bir renk kullandılar galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama beğendiğiniz bir yer olursa yazın yorumlarda. Ben renk kodunu falan isteyip yazayım. En azından yorumlar kısmında sabit kalsın. Bir gün ihtiyacınız olduğunda tekrar geri dönersiniz. Avize çok şık değil mi? Ama diğer avizenin büyüğü vuruyorsa daha güzel olmaz mı? Çok daha güzel olurdu. Böyle bir bahçeyi göstersene. Biz bahçeyi çok gösterdik ama bahçe gerçekten mükemmel. Bahçe harika duruyor. Ardından yukarıya çıkacağız. Yukarıda da odalarımız var. Onlara bakacağız. Sıradan evler tanıtıyoruz zaman zaman. Sürekli aynı evler tanıtıyoruz. Böyle evler geldiğinde de çok hoşumuza gidiyor. Mesela bak, bu biraz çapraz olmuş. Bu da neden? Merdivenden dolayı. Diğerleri düz. Beyaz ışık güzel bir yansıma yapıyor merdivenlere. Granit kullanılmış merdivenlerde. Yukarıya çıktığınızda yine L1 koridorunuz. Çıkar çıkmaz da merdiven boşluğunda göstereceğim. Böyle gel istersen, buradan daha net göstereceğiz. Şimdi merdiven boşluğunu bir gösterelim. Dolaptan önce. Çok güzel bir avize seçimi olmuş. Yağmur damlaları gibi, değil mi? Harika gözüküyor. Yağmur damlaları gibi aşağıya doğru sarkan bir böyle şekiller var. Camdan yapmışlar. Çok da güzel yansıyor. Üst taraflarında da spotlar var. Bence aşırı olmuş bu spotlar biraz. Çok fazla olmuş mesela. Burada birkaç tane spot olsa olabilirdi. Çok aşırı olmuş. Tabii ki sevenler var. Ama renk uyumu birbiriyle çok iyi. Mavi ışık hiçbir yerde yok. Gözü yoracak hiçbir ışık yok. Merdivenden çıktık. Boşluğuna da, merdiven boşluğuna da böyle bir dolap yapılmış. Şöyle çekilelim, gösterelim. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Yanına da havlu,
diğer ihtiyaçlarınızı gidermeniz için bir dolap bırakılmış. Devamında L koridorun sıralı şekilde 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi odalar da çok geniş. Odalar da çok geniş. Akşam çekimi yapalım buraya bir günde. Gelelim çünkü akşam çekimi çok isteniyor. Burası toplamda 20 metrekare. Aslında 19.97 metrekare. Çorum'u bulduk yine bir evde. 20 metrekarelik çok güzel bir alanımız var. Gerçekten güzel bir oda boyutu. İstediğiniz yere her şeyi sığdırabiliyorsunuz. Buraya bir yatak, karşıya bir televizyon istenirse tabii ki. Buraya güzel bir dolap artı makyaj masası rahatlıkla sığacaktır. Yatak başlıklarındaki spotlar da çok güzel aslında, aplikler. Tabii aşağı doğru olsa çok daha güzel olur. Çünkü kitap okuma ışığı olarak da kullanılabilir bunlar. Yukarıya olduğunda yansıtmıyor ışığı. Benim mesela bu evlerde beklediğim özelliklerden bir tanesi de şu kapı eşiklerinin olmaması. Mesela ben bunları çok istiyorum. Buralarda yok, sadece bu banyoda var. Keşke burada da olmasa, çok daha güzel durabiliyor. Şimdi burası da güzel bir banyo lavabo. Banyo lavabolara bayılıyorum. Neden? Arkası kara sıva gibi mineral sıva bırakılmış. Hemen bunun karşısında da var. Burayı göstersene bak. Burada da var. Harika bir sıva bırakılmış. Bu eskiden kara sıvalar bırakılırdı, nemi çeksin diye. Aynı şekilde düşünülmüş ama çok da dekoratif olmuş. Çok güzel olmuş. Burada bir duş alanımız var. Gayet güzel. Seramiğimiz yerde çok harika bir seçim olmuş. Duvarlarda beyaz, gerçekten mükemmel uyumlu. Aşağıda da gün ışığında led bırakılmış. Gayet güzel. Vitra'nın gömme rezervuarı ve burada da markasını okuyamadığım bir markanın muslukları var. Şimdi iki tane daha odamız var. En sonunda buna bakacağız. Buradaki odamız da çok geniş. Buradaki odadan balkona çıkabiliyoruz ama ben diğer odadan çıkacağım. Videoyu da orada toparlamış oluruz. Burası da toplamda 16 metrekarelik bir yer. Çok güzel bir gün ışığında harika bir avizemiz var. Bu avizeye bayıldım gerçekten. Böyle biraz daha büyüğü. Hem ofisin ortasına da yakışır hem de böyle bir antreye de yakışır değil mi? Antreye girdiğinde mesela gün ışığında böyle büyük bir avizeyle denk geldin. Harika bir görüntü oluşturabilir. Eğer siz de kendinize ev yaptırıyorsanız kesinlikle girişte gün ışığı değerlendirin arkadaşlar. Gün ışığı hem gözü yormaz hem de kullanımı çok rahat bir ışık. Beyaz ışık yerine gün ışığı çoğu yerde tercih edin derim. Burada da güzel bir yatak başlığımız var. Yine dekoratif yapılmış. Ve ebeveyn banyolu bir odamız var. Son olarak dördüncü odamız. 500 metrekare arsa içerisinde son odamız. Burası da toplamda 20 metrekarelik bir oda. 20 metrekare çok iyi bir metrekare. Artı tavanda led, spot ve avizemiz var. Bu avize de güzelmiş. Değil mi? Bu avize de harikaymış gerçekten. Seçimleri doğru yapmışlar. Ve ebeveyn banyomuz var. Burası da güzel. Gayet kullanışlı bir ebeveyn banyosu. Tesca markanın yine muslukları var. Böyle girdim içeri sizden önce, ben bayağı da bir gördüm ama led ışıklar kullanmışlar, altta da kullanmışlar. Güzel olmuş. Kapılar da şık. Bence ev çok şık olmuş. Galatasaray'ın amblemi gibi olmuş. Yukarıdaki şekil. Ve balkonumuz var. Çevreyi de anlatalım hazır çıkmışken. Şimdi burası cadde. Gönder Koleji'nin altındaki cadde. Biz böyle yeri tarif ediyoruz. İnsanlar eliyle koymuş gibi buluyor daha sonra ama biz gerçekten bizim hakkımızı bilen insanlarla çalışmayı tercih ederiz. Zaten öyle insanlar bulabiliyor arkadaşlar ama biz elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her konuda. Emin olun her konuda. Güzel bir bahçemiz var. Ön tarafımız cadde. Burada çok satış yaptık. Çok ürün pazarladık. Yıllardır mesela buralar bomboşken biz burada arsa satıyorduk o zamanlar. Şimdi dolu oldu. Yan tarafımızda zeytinlik. Böyle alabildiğince zeytinliği görüyorsunuz. Şehrin merkezinde böyle zeytinlik bulmak da çok güzel bir duygu. Sabah kalktığınızda kuşların cıvıltısıyla uyanabileceksiniz. Güzel bir ev. Alıcısını bekliyor. 7 milyon 850 bin TL'lik güzel bir pazarlığımız var. 500 metrekare arsa içerisinde merkezdeyiz.